Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz efendim. Bölgemizi gezmeye devam ediyoruz. Neredeyiz arkadaşlar? Nereye geldik biz? Evet, Hotamış'tayız. Hotamış İlköğretim Okulu'na geldik. Şimdi Medeniyet Okulu tiyatro gösterilerinde geçen anki konu neydi acaba? Cömertlik. Aman Allah'ım ne kadar güzel. Hep beraber ağızdan söylüyorlar. Bir tanıt kendini bana. Adın ne? Emin İbrahim Kocabaş. Peki Emin bu gösteriler iyi oluyor mu, tiyatro gösterileri? İyi oluyor. Neler öğrendin? Geçen hafta cömertlikti mesela. Tiyatroyu biraz sorgulayalım. Neler anlatıldı geçen aydan? Geçen ay mesela... Cömertlikle ilgili neler yapmak lazımmış? Mesela iyilik. Hı-hı. Sonra kıskanç olmamalıymışsın. Çok güzel. Sonra bu kadar. Küçüklerimize yardım etmeliyiz. Kimlere? Küçüklerimize. Harika. Senin adın ne? Mustafa. Mustafa. Sen geçen ayki mesela seni bir tanıyalım. Adın ne senin? Adım Oğuzhan, soyadım Demirci. Geçen ayki cömertlik konusundan iyilik yapmayı öğrendik. İyi işte. İyi biri olmalıyız yani, öyle mi? Peki her ay gelecek bu ekip. Gelsinler mi? Memnun musun? Evet, memnunuz. İyi olmayı, her şeyi paylaşmayı öğrendim. Harika, çak bakalım. Güzeldi, paylaşım güzeldir. Evet, şimdi ön sırayı biraz düşünür alacağım ama tiyatro ekibimiz de hazır. Sen kendini tanıt bize. Ömercan Demirkaya. Ömer, geçen ayki tiyatro güzel miydi? Çok güzeldi. Şimdi yine geldik biz buraya. Bu ayda hoşgörüyle ilgili bir gösterimiz var. Hoşgörü. Hoşgörü. Peki, sen cömert biri misin? Evet. Neler yapıyorsun mesela? İyilik yapıyorum. Harika, başka? Küçüklere yardım ediyorum. Harika. Peki arkadaşlar, bu ayki Hoşgörü Tiyatrosu'na hazır mısınız? Hayır! Yeterli mi acaba sevgili seyirciler? Hotamış'ta İlköğretim Okulu'nda 9 ayrı mobil ekibimiz var. Konya Merkez, Konya'nın ilçeleri ve en ücra mahallelere kadar bu ekibimiz her ay 1000 gösterim yapıyor sevgili seyirciler. 9 ayrı mobil ekibimiz Hotamış İlköğretim Okulu'nda Hoşgörü gösterimi için alkış alıyoruz ve ekibimizi izliyoruz. Hazreti Mevlana, biliyorsunuz değil mi yavrum? Gönüller Sultanı'nı kim bilmez, bütün dünya tanıyor canım. Çocuklar, Hazreti Mevlana 13. yüzyılda Konya'da yaşamış. Büyük bir ilim ve gönül insanıdır değil mi? Ya, sanırım ben de adını duymuşum. Ha. Ama neden bu kadar önemli biri olduğunu bilmiyorum. Ya çocuklar, Hazreti Mevlana neden bu kadar önemlidir acaba? Neden acaba bu kadar insan onu seviyor? Hoş geldin. Senin ismin neydi ya? Aferin Rabia. Ya bir alkışlayın beni şuna. Tabii ki yavrum. Hazreti Mevlana hoşgörülü olduğu için bu kadar önemli. Bütün dünyadaki insanlar Hazreti Mevlana hoşgörülü diye bu kadar çok seviyor. Yani bilmeden bir kişiye ona bilir... Yani onu suçlamamamız gerektiğini öğrendim. Anlamamız lazım. Biz en büyük yaptığımız şey anlamadan, dinlemeden hemen suçluyoruz, değil mi? Bu ay sevgili seyircilerimiz her gösteriden sonra 4. sınıf öğrencilerine dergiler de veriliyor ki tiyatro daha böyle hem görsel olarak hem dergilerle işlensin. Beğendin mi dergi? Evet. Hikayelerini okuyor musun? Evet. Harika. Peki sen kendini tanıt. Ben adım Semih, soyadım Taşpınar. Neler öğrendin bugün tiyatrodan? Hoşgörülü. Hoşgörülü olmak, öyle mi? Peki, sevgili seyircilerimiz, çocuklarımız burada, Hotamış İlköğretim Okulu'nda. Bir de öğretmenlerimizin düşüncelerini almak istiyorum. Onların gözlemlerini almak istiyorum. Devam ediyoruz. Hocam, tanıyabilir miyiz? İsmim Nazır Büyüyeken. Şumralıyım. Konyalıyım daha doğrusu. Eyvallah. Hocam, bu gösteriler her ay gelecek. Evet. Geçen ay da gelmiştik. Neler söylemek istersiniz? Yani bir eğitimci olarak zaten bu değerler eğitimine okulda da devam ediyoruz. Peyderpey. Yani cömertlik olsun, sevgi, saygı, adalet duyguları. Yani çocukların içselleştirmesi adına bunları kazanım, kendi davranışlarına adapte etmesi açısından çok önemli. Yani yapılan etkinlikler çok kayda değer etkinlikler. O yüzden Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz bu çalışmalarından dolayı. Tiyatroyu yapan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Çalışmaların devam etmesini istiyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, Medeniyet Okulu çerçevesinde gerçekleştirilen tiyatro gösterileri bugün Karapınar Hotamış İlkokulu'ndaydı. Arkadaşlar görüşmek üzere, hoşça kalın deyip bir el sallayalım. Görüşmek üzere diyoruz.